Merhaba arkadaşlar, sizlere bir önceki videomda stres geç, bir diğer adıyla stres çarkının nasıl yapılacağını anlatmıştım. Eğer o videomu izlemediyseniz bu beyaz yazıya tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Hatırlarsanız bu ürünün amacı stresli ortamlarda, zamanın bir türlü geçmediği yerlerde sizi rahatlatmaktı. Ama bir süre sonra fark ettim ki sadece döndürmek yeterince eğlenmemi sağlamıyor. Bu video bittiğinde bunlar gibi harika hareketleri nasıl yapabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. İyi seyirler. Bu sıra dışı hareketleri yapabilmek için stres geçinizde bazı modifikasyonlar yapmanız gerekecek. Önce stres geçinizin üzerindeki rulmanı çıkartın. Daha sonra bir kabın içine koyun ve üzerine aseton dökün. Yaklaşık 5 dakika boyunca bu kabın içinde bekletin. Artık eskisinden çok daha hızlı. Şimdi 2 tane 5 kuruş alın. Bunlarla hareketleri yapmayı kolaylaştıran kapağı yapacağız. Ve yine 2 tane pul alın. Son olarak güçlü bir tane yapıştırıcı alın. Ben süper glue kullandım ama siz basit bir Japon yapıştırıcısı kullanabilirsiniz. Şimdi 5 kuruşu ve pulu alın. Bunları az sonra süper glue ile birbirlerine yapıştıracağız. Yapıştırma işlemini ikisi için de uyguladım. Artık pullar ve paralar birbirlerine yapışık. Kapaklar bitti. Şimdi bunların üzerine süper glue'dan birazcık daha sıkıp çok ama çok dikkatli bir şekilde stres geçin en ortasına yapıştırmamız gerekiyor. Dikkatli olun. Eğer yapıştırıcı rulmanınızın içine kaçarsa bir daha asla dönmez. Ve sonuç olarak 10 kuruş harcayarak mükemmel bir kapakçık yapmış olduk. Aynı zamanda 5 kuruşlar da çöpe gitmedi. Birazcık zorlayarak kapakçıkların içinden onları geri alabilirsiniz. İnternette bizim yaptığımıza benzeyen metal stres geç kapakçıklarına baktığımız zaman görünüşleri güzel olsa bile fiyatları çok pahalı. Her şeyiniz hazır olduğuna göre artık stres geçinizle hareketler yapmaya başlayabilirsiniz. Muhtemelen ilk öğreneceğiniz hareket tek parmak üzerinde dengede tutmak olacaktır. Bu hareket bir bakıma kendi kendine işleyen bir hareket. Beyblade mantığı gibi yeterince hıza ulaştığı zaman dengede durabiliyor. Şimdi biraz daha fantastik ve hoş görünen hareketlere geçelim. Hemen hemen tüm hareketlerin temelinde yatan havaya at ve geri tut hareketi. Bunu yaparken tabii ki stres geç dönmeye devam etmeli. Başlangıçta yapmakta zorlanabilirsiniz. Eğer zorlanırsanız bu hareketi bir sürü kez tekrarlayarak parmaklarınızın refleks haline getirmesini sağlayın. Tek parmakta dengede tutmayı ve havaya atıp tutmayı öğrendikten sonra bu ikisinin birleşimi olan çekirge hareketine geçebilirsiniz. Bu hareketin amacı dönen stres geçin bütün parmaklar üzerinde zıplaya zıplaya dolaşmasıdır. Hareketi öğrenebilmek için önce bütün parmaklarınızın üzerinde dengede tutmayı öğrenmeniz lazım. Daha sonra yine beyninizin refleks haline getirebilmesi için bu şekilde yukarı aşağı yukarı aşağı yaparak bütün parmaklarınızı bu harekete alıştırın. Şimdi en zor hareketlerden biri olan avuçta döndürme hareketine geçelim. Bu hareketin amacı hızla dönen stres geçin avucunuzun ortasındaki kemiklerden birine oturması ve orada dönmeye devam etmesidir. Stres geçi havaya attıktan sonra avuç içinizde bunun gibi bir çıkıntıya oturmasını sağlayacağız. Ama bunu yaparken elinizi kütük gibi orada tutmak yerine düşüşünü yavaşlatmak için elinizi hafifçe aşağı indirmeniz lazım. Yoksa bu şekilde sekip yere düşecektir. Bugün sizlere birkaç tane temel başlangıç hareketini öğrettim. Bundan sonrasında yaratıcılık tamamen size bağlı. Mesela bunun gibi garip garip hareketleri kendiniz yaratıcılığınızla bulabilirsiniz.
Bu videoda öğrendiğiniz hareketleri bir araya getirerek arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza harika gösteriler yapabilirsiniz. İyi eğlenceler. Stres geçişler hakkında ve daha birçok konuda videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için soldaki beğen butonuna basmayı, beğenmeme butonuna basmamayı ve paylaş butonuna basarak sosyal medyada videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak birçok insanı mutlu edebilirsiniz. Bu tamamen sizin ellerinizde olan bir şey.